Hepinize merhaba. Kameram biraz kötü. Üzgünüm. Ama e, önemli olan görüntü değil sohbet. Ben dedim ki şu garip pembe şey. Ben dedim ki ben bu Aramızda serisini başlattım ama ikinci videosu nerede bunun? Böyle tripod falan bulmaya uğraşamadım. Bu ışıkta konuşacağız maalesef. Üzgünüm. Bu Aramızda serisini başlattım ama güme gitti. Hiçbir şey konuşmadım. Yapmadım. Dedim ki ben buna ikinci bir video çekeyim. O yüzden bugün sizinle Birini unutamamak, takıntı yapmak, ayrılık süreci genel olarak bunlar hakkında bir konuşmak istedim. Yani çünkü kızlar olarak aşırı dertlendiğimiz ve bizim için problem olan bir olay bu. Yani aşırı hayatımızın bir dönemini buna verip dünyanın sonu gibi davranıyoruz. Şu yastıklardan nefret ediyorum. 2016 Tumblr duvar kağıdı gibi. O yüzden dedim ki ben geliyorum ve bu konu hakkında kitap yazabilecek bir tecrübeye sahip olduğum için konuşuyorum. Arkadaşlar biz niye birini takıntı yaparız? Biz niye böyleyiz? Biz niye acı çekiyoruz? Biz niye ayrılık acısını unutamıyoruz? Vesaire vesaire vesaire. Konuşmak için yok sen toksikliği seviyorsun. Yok sen o yüzden böylesin. Yok şöylesin. Yok böylesin. Hayır kanka ben sevdiğim insanlar böyle çıkıyor şansıma. Ben toksikliği seven bir insan olmuyorum. Neyse çok konudan konuya atladım. Genel olarak biz neden birine takarız? Ee, çünkü beklediğimiz olmadığında birine takarız. Biz bir insan hakkında hayal kurarız, geleceğe yönelik planlar yaparız ve o planlar patlayınca e, biz beklenmedik bir olayla karşılaşırız. Beklenmedik şeyler insanlarda garip duygular ortaya çıkarır işte takıntı, acı çekme gibi. Mesela bu yüzden ayrılık unutulmuyor aslında. Çünkü siz o insanla bu sürede ayrılmayı düşünmüyorsanız unutamıyorsunuz. Mesela şöyle ilişkiler var. İki taraf karşılıklı konuşuyor, ayrılıyorlar. O zaman iki tarafta çok fazla acı çekmiyor. Hani çünkü bu konuşulmuş ve hazırlıklı bir şey oluyor. İnsan hazırlıklı olduğu bir şey çok fazla acı çekmez. Yani atıyorum size birinin 40 gün sonra öleceğini söyleseler 20 gün ağlarsınız ama 21. gün onunla vakit geçirip alışmaya başlarsınız ve öldüğünde daha az üzülürsünüz. Ama ertesi gün kalktığınızda pat sevdiğiniz birinin öldüğünü görürseniz bu çok can yakıcı oluyor. Çok kötü bir örnek verdim. Özür dilerim ama Ayrılık da böyle bir şey aslında. Mesela bir anda bir olaydan kavga ediyorsunuz bir insanla ve çok fazla bir anda beklenmediğiniz bir olay yaşadığınız için bu sizde fark etmediğiniz duygular ortaya çıkarıyor. Acı, sinir, agresiflik, bayılma, kalp çarpıntısı, uyuyamama. O yüzden böyle duygular yaşayınca da tabii ki beyniniz bunları unutamıyor ve ee, sürekli o insanı düşünmeye başlıyorsunuz takıntı haline getirmeye başlıyorsunuz barışmak istiyorsunuz eski duyguları bulacağınızı zannediyorsunuz ama bu öyle bir şey değil bir insanı neden unutamayız bir insanı unutamamanın en büyük sebebi bana göre ee, bahsettiğim size bu beklemediğimiz duyguların ortaya çıkış sebebi ve bizim bu duygulardan kaçmak için geçmişe kaçmamız yani biz acı çekiyoruz o an çok mutsuzuz uyuyamıyoruz ve Eski güzel anılara git kaçmaya çalışıyoruz hepimiz. Her zaman fotoğrafları açıp bakıyoruz, konuşmaları okuyoruz. Çünkü bu duygulardan kaçmak istiyoruz. Eski güzel duyguları arıyoruz ve bu çok normal bir şey. Tabii ki de o duyguyu yaşamak istemeyiz hiçbirimiz. Ama e, bunun şuna yol açtığının farkında değiliz. İleride çok daha acı verici bir olaya evrilecek bu. Çünkü karşı taraf bu duyguları adam gibi yaşayıp eskileri hatırlamamaya çalışıyor duygusunu adam gibi yaşıyor ve hayatına devam ediyor ve biz sürekli eski anılara kaçtığımız için, duyguları adam gibi yaşayamadığımız için karşı taraf hayatına devam ettiği zaman biz orada kaldığımızı fark ediyoruz ve çok daha acı verici oluyor bu. Dediğim gibi siz bu bahsettiğim yoğun duyguları adam gibi yaşarsanız aslında bu duygular zamanla hafifleyecek. Hiçbir şey sürmüyor sonsuza kadar. Mesela eğer bu acıdan önce başka birinden ayrıldıysanız ve yine acı çektiyseniz şöyle düşünün. Hani onu da elbet unuttunuz. Bu da geçecek. Ama o an geçmeyecek gibi geliyor. Bu çok normal. Bazı insanların ayrılığı atlatma yöntemleri vardır. Bazıları e, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla atlatır. Bazıları direkt ertesi gün dışarı çıkar. Bazıları bir hafta sonra çıkar. Bazıları hep acı çekip eve kapanır. Hiçbirinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama doğru olduğunu düşündüğüm tek şeyin e, duygulardan kaçmamak olması. Yani siz o acıyı çekiyorsanız o acıyı çekin. O acıyı bastırmayın. Bu acıyı çekmek için evde kapanıp duygusal filmler izleyin demiyorum. Bunları arkadaşınızla konuşarak da bu acıyı çekebilirsiniz ya da bu duygusallığı ya da bu kötü duyguyu şundan bahsediyorum. Bunu içinize atmayın. Birinden ayrıldıysanız bence benim fikrim unutmanın yollarından biri de bazı şeyleri yaşamaktır. Ayrıldınız, çok üzgünsünüz. Çok haklısınız. Çünkü ayrılın sabah şöyle bir şey oluyor. O kadar alışık olduğunuz bir şey ki mesela ben her sabah kalktığımda kahve içerim. Yani bu 3 yıldır böyle neredeyse sürekli. Şimdi ben ertesi sabah kalktığımda bir anda kahve içmeyi kesersem bu benim için çok yıkıcı olur. Hani çok spesifik bir örnek yani somut bir şeyden örnek verdim. Soyut duygular daha da acı verici oluyor ama siz sürekli yaptığınız bir şeyi bir anda kesince o çok acı verici bir olay oluyor. O yüzden sizin Ertesi sabah kalktığınızda hiçbir şey olmamış gibi portakal suyu içeyim ya deme şansınız yok. O insanı özleyeceksiniz, o kahveyi özleyeceksiniz, onun bir yokluğunu hissedeceksiniz. Bu duyguları yaşayın arkadaşlar. Bakın bu duygulardan kaçmayın. Bu duygulardan kaçmayın. Size bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Zamanında Ergen Sare'nin çok 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 yoğun duygular beslediği biri vardı ve olaylar istediği... Evet devam ediyorum yarıda kaldı. Fırat beni aradığı için. Ee, Sare'nin çok yoğun duygular hissettiği biri vardı. Böyle bir bayağı ölüyordum bir çocuğa hayatımın bir döneminde. Bayağı hoşlanıyordum kendisinden yani. Ben Sare'nin de böyle bir dönemi vardı. Siz burada racon kestiğime bakmayın. Benim içimde çok hassas bir insan yatıyor. Neyse. Şimdi düşmanlarım bunu fark edip bana şey yapmasın. Siz beni üzemezsiniz. <laughs> ee, sonra ben üzüldüm. Uzun bir süre üzüldüm. Belki bunun sonuçları da bir süre sonra anlatırım. Şu an anlatmaya götüm yemiyor. Bayağı acı çektim arkadaşlar. Yani gerçekten hani babam bile fark etmişti yani. Bu kadar bu kadar suratsız ve kötü halde olamazdım. O duyguları yaşadım. Arkadaşlarımla dışarıda çıktım ama. Hani böyle bir eve de kapandım. Çok dışarıda çıktım. Her yolu denedim. Yok yani geçmiyor. Yok yani aklımda istiyorum hala böyle bir şeyim. Adil Yıldırım Manifest 777. Hani büyü yaptırmadım ama beynimden sürekli böyle bir şey evrene? Evren bana onu göndermesin harbiden bozuşacağız falan. Yani sürekli böyle bir eee telepatik mesajlar. Yaptım, yaptım, yaptım. Sonra bir sabah kalktım ve böyle bir şey oldum. Artık o kadar istemiyorum galiba ya. Size yemin ederim o kadar geçmeyecek gibi geliyor ki şu an bile hala böyle tekrar anlatınca garibime gel geldi o duyguyu unutmam. Çünkü çok acı çekiyordum. Bayağı hoşlanıyordum kendisinden. Ee, şu an mesela hiç umurumda değil. Size yemin ederim hiç yani. Çünkü zamanında o duyguyu öyle bir yaşadım ki tükettim. Tükettim yani. Hala benim aklımda tabii ki anılar. Herkesin dolabında bir ceset var. Ama... E tükettim yani ben o duyguyu. O yüzden şu an çok mutluyum. Muhtemelen ben o zaman inkar etseydim hoşlandığımı, hayatıma direkt başka birini almak isteseydim o kişiyi unutmak için. Şu an en ufak bir mental boşluğumda o hissiyat bana geri dönecekti ve bu sefer geri dönülmez bir şekilde acı verecekti bana. Hani bu sefer hiç atlatamayacaktım eminim. Ama ben zamanda o acıyı öyle bir yaşadım ki bitti. Bitti. Yani şöyle düşünün bunu. Yara bandı gibi hani böyle bir yara bandını böyle hafif hafif çekip yarısını bırakıp iki gün sonra yarısını şey yapabilirsiniz. Ya da bir anda çekersiniz. O acıyı bir süre bir yaşarsınız. Sonra bir gün fark edersiniz ki bitmiş. Ben de böyle ilerledi olaylar. O yüzden demeye çalıştığım şey bir duyguyu asla arka plana atmayın. Yaşamanız gerekiyorsa o duyguyu yaşayın. Birini sevmeniz gerekiyorsa sevin korkmayın bir şey yaşamaktan, acı çekmekten, korkmayın sevmekten korkmayın. Yani şöyle diyorum. Bazen şey de oluyor mesela bu bende bir süre oluşmuştu bu anlattığım şeylerden sonra. Mesela birinden hoşlanıyorum. Bu sefer ayrılma korkusu geliyor. Diyorsunuz ki aynı şeyleri yaşamaya cesaretim yok. Hayır. Hayır. Yani elbet bu duyguyu bir gün yaşayacağım. Bir şey olacak yani. Hani belki o kişiyle direkt evleneceğim. O duyguyu hiç de yaşamayacağım. Bu biraz kumar aslında bir şeyden çok korkup o duyguyu yaşamaktan korkmak da bir e, güçsüzlük belirtisi yani bu terk edilme güvensizliği korkusu da çok var ama e, istiyorsanız bir şeyi çok fazla arka plana atmayın yani belki aynı şeyleri yaşamayacaksınız bir kişi sizi çok üzdü diye bunu da herkes öyleymiş gibi davranmayın yani belki o sizi çok daha mutlu edecek Belki daha çok üzecek. Bunu asla bilemezsiniz arkadaşlar. Hiçbirimiz geleceği görmüyoruz yani. Allah'tan başka kimse görmüyor yani. Hani isterseniz en iyi falca medyuma gidin. Hani belki tutturur ama hayır yani. Siz o olayın nasıl ilerleyeceğini bilmeyeceksiniz. O yüzden bir şey yaşamaktan korkmayın. Acı duygusu, ayrılık duygusu, sevme duygusu her duyguyu yaşayın. Ve yine takıntı birini unutmanın yolları dersek Böyle bir madde madde bunu sıralayayım. Bir ee, anıları yok etmek. Bir kabullenmek. Bu anlattığım duyguları yaşamak. Size bahsettiğim gibi bir şeyler arka plana atmamak. Olayları kabullenmek. Kesinlikle bunu yapıyorsunuz ilk olarak. İkinci olarak yok edin. Bakın anıları yok edin. Tutmayın o fotoğrafları ya. Abi arkadaşlarım var görüyorum hala bakıyor eski fotoğraflara ya. Yapmayın şunu. Eğer siz Iron Man değilseniz. Çelik bir zırh yoksa kalbinizde acı çekeceksiniz o fotoğrafa bakınca. Gerçekten sevdiyseniz o insanı tabii sevmediyseniz bakınca bir şey hissetmezsiniz. Ama gerçekten o insanı sevdiyseniz o mesajları okumak, o fotoğrafları bakmak size çok acı verecek. Asla stoklamayın o insanı. Bakın bu baya bok tadı veren bir şey. Mesela bir takipçisi artıyor böyle bir şeysiniz. Hemen bunu yapmış şunu yapmış. Mesela ben bu dönemimdeyken karşı taraf bok gibi hareketler yapmıştı. Direkt böyle kızlara koşmuştu falan. İyi ki yapmış biliyor musunuz? İyi ki yapmış. Çünkü muhtemelen adam gibi davransaydı hala acı çekiyor olurdum. Bu herkes için geçerli. Karşı taraf bu arada size kötü davranıyorsa... Bu aslında daha iyi bir dönüş oluyor size. Çünkü o insanı unutmanıza daha kolay fayda oluyor. O anda size çok acı veren ve daha çok bağlanacağınız düşündüğünüz şeyler. Mesela bir kızı şey yapıyor atıyorum. Daha çok hırs yapıyorsunuz, daha çok istiyorsunuz gibi geliyor. Ama birkaç ay geçince fark ediyorsunuz ki mide bulandırıcı bir şey. Geri dönüp bakınca gerçekten mide bulandırıcı bir hal alıyor bu. Yani bu haber almaya çalışma olayları falan çok can sıkıcı bence. Hani bitti hayatında yok artık o insan anladın mı? Hala haber almaya çalışmak çok can sıkıcı. Bu arada diyeceksiniz ki Sare sen bunların hepsini yapıyor musun? Hayır tabii ki de ben bu kadar iradeli bir insan değilim. Sadece burada yapılması gereken ve yapmak istediklerimi konuşuyorum. Bazen bunları yapıyorum bu arada yaptım. Hiçbir şey yok şu an yani benim telefonumda o insanla alakalı. Bu arada bir kişi için değil ben birkaç kere yaşadım bunu hayatım döneminde. Yani ilişki olmasına gerek yok bunun. Bazen birinden çok hoşlanırsınız ama olmaz. Bu da bir ayrılık süreci. Kendi kendinize ayrılırsınız o insandan. ...her şeyi yok etmek... ...duyguları andam gibi yaşamak... ...bence bir insanı unutmaktaki en önemli olaylar... ...arkadaşlarınıza sormayacaksınız... ...gerçekten unutmanız gerekiyorsa... ...biz mesela en yakın arkadaşımla bir diyete girmiştik... ...adını kullanmama diyeti... ...adını her kullandığımızda telefonu kapatıyorduk... ...ve konuşmuyorduk... ...ve bu bize çok iyi geldi... ...çünkü saatlerce arkadaşında FaceTime konuşmak... ...onu besliyor... ...o enerjiyi besliyor yani... ...o çocuğa karşı olan duygularını besliyor... ...ve nasıl oluyor bilmiyorum bir şekilde karşı taraf onu unutmadığınızı anlıyor. Yani o kadar garip bir durum ki bu hissediyor yani hissediyor. Ve bana çok yakın arkadaşım şey demişti. Işte, belki o karşı taraf akıllanacak. Beni kaybettiğini anlayacak. Ve ben de gerçekten onu çok sevdiğim için belki affedeceğim. Yani çok affedilmeyecek bir şey yapmadıysa ayrılıklar barışmaya dönebilir. Yani Eksen bazı durumlarda olmaz. Bazı durumlarda olur. Çünkü bu devirde birini sevmek zor bir şey. Yani olabilir. Buna saygım var. Bana demiş ki Sarı sen belki hani bu çocukla sürekli iletişime geçmeye çalışarak ileride sizin barışma ihtimaliniz yok ediyorsun. Çünkü o insanın seni özlemesi için fırsat vermiyorsun. Hani bir senin yokluğunu hissetmiyor anladın mı? Sürekli ensestesiz. Şurada böyle bir şeysin hani böyle bir story atıyorsun. Aklına geliyorsun şöyle böyle bir. Bir de şöyle bir algı var bizde. Ee, güzel story atarsam yazar. <laughs> Bakın bu taktik ne zaman işe yarıyor biliyor musunuz? Birinden hoşlanıyorsanız ve flört dönemindeyseniz. Eğer bir ilişkiden çıktıysanız bu taktik işe yaramıyor bence. O karşı taraf sizi özlüyor. Evet ama siz onu yokluğunuzla sınamalısınız bence ki varlığınızla değil yani. Var hani onun hayatındayken yaptığınız şeylerle değil. Bir de şey tayfa var. O çok yanlış bence. Kıskandırmaya çalışıp karşı taraf pişman etmeye çalışan insan. Bu resmen duvara kafa atmak gibi bir şey yani. Anladınız mı? Kendinize zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bazı özgüven ve megaloman problemi olan erkekler bunu şey yapabiliyor hani Nasıl benden sonra biriyle şey yapar falan filan. Bu bence çok kötü. Bu kızlar için de geçerli. Atıyorum sizden ayrıldı. Başka bir kızla gördünüz. Hırs yapıp daha çok seviyorsanız. O an gerçekten hırs yapıp daha çok seviyor gibi oluyorsunuz. Ama aslında bu mide bulandırıcı bir davranış. Hani o kadar yaşadığınız şeyi. Karşı tarafın iki karşı tarafın birbirine beslediği güzel duyguları yok sayıp. Direkt başkasına koşmak. Bence kıtlıktan çıkmış gibi bir davranış. Ve iğrenç. O yüzden konudan konuya atlıyorum ama bu da yapılması yanlış bir şey bence. Yani kıskandırmaya çalışmak. Böyle bir duyguların çok bok tadı verdiğini düşünüyorum. Sürekli farkındaysanız bunun hakkında konuşuyorum. Çünkü siz bana sürekli bunun hakkında mesaj atıyorsunuz. Ve etrafındaki insanlar sürekli bunun hakkında bir şey yapıyor. Takıntı yapmak. Artık sevgi diye bir şey yok. Yani bir taraf bir tarafa kötü davranıyorsa takıntı ve hoşlanmaya dönüşüyor. Ve o insan hayatını kapatıyor. Bunu ben de yapıyorum. Bok gibi bir duygu. Yani niye iki insan birbirini sevip huzurlu bir şekilde ilişki yaşayıp gerçekten ayrılması gereken bir durum varsa ayrılmıyor. Artık niye bu kadar boktan sebepten bitiyor ilişkiler? Niye illa bir taraf kötü davranınca ya da bir taraf çok fazla çapkın olunca hoşlanılıyor? Yani biri bana şey yazmış bugün. Sadece senin bu ilişki istememe durumunu çok kıskanıyorum. Keşke ben de böyle olsam. Uzun ilişkiden çıktım ama şimdi de birini istiyorum hayatımda. Arkadaşlar bu benim ilişki istememe alakası yok. Ben robot değilim. Benim de duygularım var. İlla bir gün hayatıma da biri girecek yani. Bunun şununla alakası var. Ben bu tarz şeyler istemiyorum hayatımda. Takıntı işte. Peşinden koşayım şu bu. Yani şu an bile hani her zaman hayatımda böyle bir takıntı yaptığım biri var dediğim çok tersi konuşuyorum. Ama bunun sebebi yemin ederim... O insan maalesef öyle çıkıyor. Yani ben onun öyle çıkacağını sanmıyorum. İlk tanıştığımda nereden bilebilirim onun böyle bir insan olacağını. Ama ilk tanıştığımda öyle bir connection sağlıyorum gibi geliyor ki. Hoşlanıyorum. Ve sonra da, da o insan bok gibi çıkınca da vazgeçemiyorum. Bu da benim red flag'im yani. Bende öyle bir kararlılık yok. Keşke böyle bir puf diye hani silebilsem anıları. Ya da hissettiğin şeyi. Öyle bir şey yok. Ve ben her zaman şu aşamaya geçiş yapıyorum. O unutma aşaması demeyeyim de işte o kabullenme aşamasını yaşayıp hayata devam etme aşaması ve bu aşamaları birçok kez yaşadıktan sonra artık istemiyorsunuz bir insan hayatınızda. Çünkü dediğim gibi duygular artık hırslara dönüştü. insanlar kendi çıkarlarını düşünüyor artık ilişkilerde karşı tarafı asla düşünmüyor. Bakın asla. Herkes şu kafada. Ben yalnız kalmayayım da. Yani niye bu kadar yalnızlıktan korkuyoruz bu ara? Bunu da anlamıyorum. insanlar ilişki yapmak için deliriyor bakın, deliriyor yani biri olsun da kim olursa olsun kafasında. Benim gibi bu benim ilişki istemememle alakalı bir durum değil. Sadece ben artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum hayatımda. Bu tarz takıntılar ve çok canımı sıkan bir durum. İnsanların net olmaması. Yani siyah ya da beyaz yok. Herkes gri artık bu devirde. Hani böyle bir kimse kimseden hoşlanmıyorum diyemiyor. Asla yani diyemiyor. Çünkü şöyle bir durum var erkeklerde özellikle. Kızlarda da var, bahsedeceğim. Sonuçta benim egomu tatmin ediyor. Kenarda dursun. Abi bu ne kadar iğrenç bir düşünce ya. Ne kadar kötü bir düşünce. Yani hoşlanmıyorsan o insandan hoşlanmıyor gibi davran. Arada yazıp kafa karıştırma. Yapma bunu. Bak yapma. Hani hoşlanmıyorsan bir insanla görüşme. Niye sadece silüet gibi yanında biri dursun diye süs köpeği gibi gezdiriyorsun onu. Hani arkadaşlarına takıl, yalnız takıl. Hani bu çok yanlış. Kızlarda da bu var. Hani kenarda dursun ilgimi tatmin etsin. Hani hepimizin insanları takıntı yapmasından bıktım. Yani bıktım. Bıktım. Yeter yani ya. Of. Bunu yapıyorum. Kendime de bu arada bağırıyorum. Size bağırmıyorum yani. Hani bu bağırışlar kendime de bağırışlar. Hak eden birini takmamak daha da can sıkıcı bu arada. Hani okey birini takarsın ama acı verici olan hak etmeyen birini takmak. Genel olarak böyle bir konuşmak istedim. Takıyorsanız takın. O da bir gün geçecek. Eğer vazgeçebiliyorsanız vazgeçin. Bir insana acı çekiyorsanız çekin. Duygularınızı bastırmayın. Sadece buna aşk demeyin. Ya da sevgi. Çünkü bu kavramlar artık çok basitleştirildi yani. Hani böyle bir yani... Selam demek gibi bir şey oldu birini seni seviyorum demek. Ve aşk, böyle bir aşk aşk diye tutturmak da saçma. Çünkü aşk zamanla yerini güven ve saygıya bırakıyor. Yani bir insana aşkını sonsuza kadar sürmüyor. Yani kimse benim annemle babam hala birbirine çok aşık diyemez. Birbirini hala çok seviyordur ama aşk bir süre sonra yerini başka şeylere bırakıyor. O yüzden buna da tutturmayın. Sizi seviyorum. Umarım azıcık olsun böyle bir sohbet edebilmişizdir. Genel olarak düşüncelerimi söylemek istedim. Bunu da benimle ben, benden hoşlanan ya da işte ileride konuşacağım ilişkim olacak biri izliyorsa sen de ona göre davran. Sizi seviyorum. Bu şekilde.